Taçla ilgili olarak hakem camiasında şu uygulanır. Bunu amatör kümedeki hakem de bu şekilde uygular. Başkası da uygular. Ona geçmeden önce taç pozisyonunda ya bunun hiçbir önemi yok. Yani günün sonunda üzerinden 10 ay geçmiş bir müsabakadan bahsediyoruz. Taç Ama işte pozisyonunda ben 90'lardan beri hala yönetilen maçlar konuşulduğu için, tribünlerde beste olduğu için unutulmuyor yani. Futbolda da böyle bir şey, böyle bir mefhum bu oyun. O yüzden ya onay bir insanlar şey değil yani. dediğim gibi insanlar bundan mutlularsa bunu ellerinden alamazsınız yani yapacak bir şey yok. Bundan keyif alıyorlarsa, sıkıya sarılıyorlarsa o duyguya buna bir şey yapamazsınız. Şimdi olay çok basit. Taç pozisyonunda ben topun kırıldığını gördüm. Topun kırıldığını gördüm. Yani bir şekilde çapraz bir şekilde bacak arasını açıp topa müdahale etmeye çalışıyordu Caner. Topun oradan kırıldığını gördüm. Çünkü pas verildiği yere doğru ivmesi hem havada hem yerden bir orada bir ivmelenme oldu. Yani tabiri caizse en kötü ihtimalle sürtmüştü top. Dolayısıyla bir tarafa taç verdim. Bu arada sizi de ekranda görmek istiyorum. Böyle kendimi tek başıma gördüğüm zaman kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum canım. Önce Hüseyin abi onu tam ekran yapıyor. Yok gerek yok. Gerek yok yani. Son derece samimiyiz. Yani sen de yani Son derece samimi duygularla. Ben sizi görmek istiyorum. tamam. Topun sektiğini hissettim. Yani topun kırıldığını. Çünkü ben bu taraftayım. Benim gözlemim bu. O anki algım bu. Gayri hiç yani bir tereddütüm de yok. O kadar eminim ki verdiğim karardan. Ben şaşırdım. O kadar itiraza. Allah Allah. Verdim tacı bu tarafa. Hatta yardımcı hakemim de bana yakın olduğu için o da görmemişti. Yani benimle Allah arasında ve şey yani konuştuğumuz şey ne kadar dramatik, trajik komik aslında. Taç pozisyonunu konuşuyoruz. Neyse. Topun kırıldığını gördüm. Aykut Topun Kocaman'a kırıldığını gördüm. selam. Nasıl? Nasıl? Aykut Kocaman'a selam. Bu taç olayını o böyle attı başımıza hocam. Ya bunun türlü versiyonları var yani. Sonucu bir şeye bağlandığında her şey problem memlekette. Çok enteresan. Neyse. Tacın yönünü gösterdim. O esnada birkaç tane arkadaş yani ben bunu az önce de dediniz ya taraftar bir şey söylediği zaman nasıl algılıyorsunuz diye. Birkaç tane arkadaş bana doğru yönlenip tacın kendileri atması gerektiği konusunda herhalde kafalarında bir şey vardı. Birkaçı yerini kaybetti. Yani net bir şekilde oyunda değiller ve konsantrasyon kaybı var. Bu da normal. 40 küsürlü dakikada. Ev sahibi çok baskıyla başlamış. Bir türlü çıkamıyorsunuz. 3-4 pas yapamıyorsunuz. Farkındaysanız şeydi çok yani ev sahibinin iyi, misafirin kötü başladığı bir maç. Taç pozisyonu oldu. Birkaçı da muhtemelen o tartışma şeyinden dolayı herhalde algılarını kaybettiler. Aman Allah'ım. Hızlı bir top. İki pas. Tık tık gol. Herkes üzerimde. Şimdi tartışma şu. İnsanlar şey diyor. Tacı siz atardık, biz atardık diye düşünüyor. Ve o 8'li, 9'lu, 7'li neyse versiyonda benim fotoğraflarımı sosyal medyada da kullanarak tekrar söylüyorum. Bundan keyif alıyorlarsa canları sağ olsun. Kullanarak bunu koyuyorlar. Bu oradaki sahne ne biliyor musunuz? VAR yeni gelmiş Türkiye'ye. Hiç kimse VAR'ın nasıl uygulandığını bilmiyor. Sonucu gol olmuş tartışmalı bir taştan. Bütün futbolcuların bana itirazı ne biliyor musunuz? Gidip izle şunu. Hocam niye bakmıyorsun? Hocam niye bu pozisyonu izlemiyorsun? Hocam bak yanlış olabilir. Bütün tartışma bu. O fotoğraf esnasında oyuncu grubunun bana yapmaya çalıştığı baskı. Hocam lütfen şunu kontrol eder misin? Yani o veya bu da değil. Bir tek Karius. Loris Karius geldi bana. Dedi ki ya merak ediyorum niye kontrol etmiyorsun dedi. İngilizce sordu. Aynen yani yaşayan canlı şahitleri arkadaşlarım da bunları çünkü hem maç ekibi duyuyor hem video hakemlerimiz duyuyor. Bütün kayıtlar ortada. Dedim ki Loris tartışmalı taç pozisyon dedim VAR protokolüne göre incelenemez. Elimde olsa ben de gidip izlemek istiyorum ama dedim oraya gitmem demek VAR talimatına protokole aykırı bir tavır öğretmek demek. Ben dedim oraya gidemem. Ya ama dedi bu dedi Türkiye'nin şu anda en önemli maçı. Yani yok mu bunun bir yolu? Loris dedim. Tamam. Benim. Loris dedim. Aynen böyle. Loris dedim benim
gidip bunu izleme şansım yok. Yani bu, çünkü o ne demek? Protokolü çeviren insansınız. Taç pozisyona gidip izleyecek bir hakem. Düşünebiliyor musunuz? Protokole veya kurala karşı bir şey yapamaz hakem. Lanet ettim ama bir tacı kontrol etme yetkim yok. Bunu söyledim. Karyos peki o zaman dedi. O anlayış gösterdi, gitti. Diğerleri birkaç tanesi duruyor şimdi. Ben gidip izlemeyince iyice sinirlendiler. Anlatmama rağmen işte Burak yaşıyor. Ya Burak'cığım diyorum bak. Benim diyorum gidip onu izleme yetkim yok. İzleme yetkim yok. Sahada ben onu öyle gördüm. Öyle değerlendirdim. Gidip onu kontrol etme şansım yok. Bu esnada sinirlendi. Adem Laiç topu dördüncü hakeme doğru vurdu. Havaya doğru vurdu. Dördüncü hakem uyardı. Laiç sarı kart gördü. Ondan sonra oyunu bir türlü başlatamıyoruz. Gökhan Gönül gitmeyeceksen başlamıyorum diyor. Veya oynamıyorum gibisinden topu vurdu. Bir sarı kart da o gördü. Bakın bir müsabakada işte yani toplam sanıyorum tam hatırlamıyorum şu anda. 2'ye 5'ti sarı kart. O civardaydı. Ya arkadaş bunun iki tanesi zaten sırf o taş tartışması yüzünden oldu. Kaldı ki tecrübeli hakemler değil. Bu tarz maçı değiştirecek veya atmosferi bozan durumlardan sonra oyun kontrolü, duygu kontrolü çok daha önemli, önemlidir sana. O golden sonra en ufak bir duygu veya oyun kontrolü kaybı gördün mü sen? Görmedin. Yok. Burada bütün tartışma ben müsabakaya dönüp geri baktığım zaman teknik olarak şu eleştiriyi yapıyorum samimi yürekle. Mesela bir tane Luyendama Atiba pozisyonu var. Luyendama kollarını genişleterek zaten genelde top süren bir oyuncu. Atiba'nın ben arkadan gelip kendisinin yüzüyle şarj ettiğini düşünmüştüm bu taraftan baktığımda. Maçtan sonra baktığımda Luyendama'ya sarı kart göstermem gerekiyordu. Atlamışım. Her derbide, her maçta olabileceği gibi bir sarı kart atlamışım. Öbür tarafa bakıyorsunuz bir ikili tartışma, çarpışma pozisyonuna benzer bir şey var. Markao'nun burnundan kan gelince Kenan, el kol veya omuzla sert vurduğunu düşürdüm densin. Maçtan sonra gördüm ki bu bir çarpışmaymış. Kart vermesem daha doğru olurmuş. Tamam. İki tane sarı kart hatası. Bir tane tartışmalı taç maalesef her tacın, her kornerin, her avutun doğru olma şansı yok. İkinci sarıda ne olacaktı diyor birisi mesela. Hangisine? Herhalde vermeniz bir kart mı var? Yok. Maçta siyah ve beyaz bir hata yok. Çok şükür. Ceza alanı içerisinde kaçan bir penaltı yok. Çok şükür. Öyle hani şöyle söyleyeyim. Tabiri caizse. Federasyon ve MHK niçin arkanızda durmadı hocam? Bunu yani kendilerine sormanız lazım. Hani hangi sayede böyle davrandıklarını kendilerine sormanız lazım. Benim fikrim var ama bu tek taraflı bir görüş olur. Çok da sağlıklı olmaz. Onlar yarım yamalak zaten Hüseyin Öztürk yazılarında değindi. Açıklamalar oldu. Çok önemli değil. Kuvvetli muhtemel orada en büyük dayanak zaten benim yaşım oldu. Zaten bir sezonu vardı vesaire. Ama bunun diğer hakemler üzerinde ve sistem üzerinde yaratacağı psikolojik ve kurumsal etkileri çok umursamadıklarını düşünüyorum. Arkadaki motivasyon farklıydı. Sevgili Kenan, ben şöyle olduğunu düşünüyorum. O dönemde bakın bugün şeyin altına yazmış Bülent Hoca'ya geçen sene Galatasaray'ın nasıl şampiyon olduğunu sor. Cevaplıyorum. Bence bir spor adamı olarak Galatasaray'ı şampiyon yapan gol Rize'de 90+6'da Fegoli'nin ortalayıp Jagne'nin kafa vurup 2-2'lik maçı 2-3'e getirdiği gol. Bence sezonun dönüm noktası o goldü. Ondan önceki penaltı orada ya, Serdar Çınar'a İki taraflı tartışmalar var. Ben çok hani teknik tartışmaya şimdi girersek gerçekten bunu sonu bulamayız. Kırılma alanı diye bir kavram çıktı yani. Kırılma alanı kırılma anıysa ben öyle görüyorum. Yani bir spor adamı olarak 96. dakikada 96'ydı sanıyorum. Rize'de atılan golü görüyorum. Maça gelirseniz şimdi her şey sonuçlarla ilgili sevgili Kenan. Şimdi ben aynı maçı Türk Telekom'da 2 yıl önce yönettiğimde Beşiktaş Talişka'nın golüyle kazanmış. Beşiktaş şampiyon olmuştu Kenan. Ben bu iki takımın maçlarını yönettiğimde berabere biten maçlar vardı. Bir hakemde bir art niyet veya kuşkulu bir yaklaşımınızsa bu kadar süre sizin bu maçları yönetmeniz mümkün değil. Bu günün sonunda en fazla şunu söyleyebilirim. Ya lanet olsun ki
doğal olarak oyunun içinde bunun farkında bile değilim. Şimdi müsabaka ev sahibinin hakimiyetinde olunca misafir takımını yapar, biraz agresyonu yükseldi. Onu belki asist ettim. Yani baskıyı yiyince çok fazla pas yapamadılar. Faul sayıları, birkaç da arada oynattığım avantajlar vardı. Faul sayıları dengesiz göründü. Günün sonunda toplamda hiçbir şey yok sevgili Kenan. Bakın bir tane Necip'in bir şeyi var. Necip'e faul verdiğim bir pozisyon var. Hakem şansı diye biz birbirimize hep hakem şansı dileriz. Onun çok değerli olduğunu o gün de gördük bir kere daha. Necip'in pozisyonuna Necip tabanla geliyor Kenan. Tabanla daha geldiği anda temas olsa sarı kart gösterecek. Temassız o gelişine faul çalıyorum ben. Atmosferden dolayı benim anında çaldığım düdük duyulmuyor. Ta 4-5 saniye sonra top Galatasaray cezalığına doğru gidiyor. Kameraman o zaman fark ediyor düdüğü çaldığımı. Ondan sonra olay yerine dönüyor. İnsanlar bunu ekranda izleyenler şöyle zannediyor. Ya bak atağa çıkıyorduk, atağımızı kesti. Ya inanılır gibi değil. Pozisyon sona ersin, ondan sonra bakarsın. Hayır. Şey değil. Hayır. Kamera şeyi öbür tarafta devam eden ikili mücadeleyi gösterdiği için, akan oyunu topu takip ettiği için benim burada 4 saniye önce faul verdiğimden bile kimsenin haberi yok sevgili Kenan. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bakış açısı birçok şey. Markalama, yargılama, canları sağ olsun. Şimdi taraftar güzeli baktığınız zaman bir kere bir maçı kaybetmek çok sinir bozucu bir şey. Önemli bir final maçını kaybediyor olmak çok sinir bozucu bir şey. Ben empati yaptığım anda onların adalet duygularının sarsılabileceğini, maçın tek taraflı hezimetle belki sonuçlandığını, değişik duygulara kapılmış olabilirler. Ama safiyane yürekle söylüyorum. Vicdanen de kalben de gerçekten çok müşteriyim. Yani o gün daha iyi olan takım maçı kazandı sevgili Kenan. Çünkü maçı izlediysen eğer, daha dün gibi aslında. İşte o konuda hep şu açılır hocam. Yani iyi olan meselesi değil. Mesela bu sezon oynanan 3-1'lik Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi vardı. Beşiktaşlar diyorlar ki kötü oynadık ama işte hakem öyle fahiş hatalar yaptı ki biz belki kötü oynadığımız halde o maç 3-3 bitebilirdi diyorlar. Yani bu anladım. Şimdi hakem üyelere hep şu eleştiri yapılır ya. Kardeşim benim teknik hocam hata yapabilir, futbolcu hata yapabilir ama hakem mi ilgilendirmez o. Doğru. Hep böyle diyor. İlgilendirmez doğru. Hakem de mümkünse sıfır hatayla maçı bitirmeye çalışır. Mesela maçı geriye doğru sardığım anda kendime kızdığım tek şey bu kadar tecrübeli olmama rağmen maçı sıfır hatayla bitirmek için bilincimle bilinçaltımla o kadar uğraştım ki belki de beni kitledi o. Daha durgun bir görüntü yarattı. Anlatabiliyor muyum? Yani aşırı motive olmuş. Sıfır hata yapmam lazım diye. Çünkü günün sonunda şunu biliyorsunuz. Final maçlarından birine çıkıyorsanız Türkiye'de kaybeden kim olursa olsun. Şöyle bir açılım getireyim. O maç 2-0 değildi, 0-2 bitseydi emin olun bu defa da kaybeden takım aynı şekilde veya benzeri sahiplerle mutlaka bitseler. Mutlaka bir şeyde bulacaklardı. Bu böyle yani sonuca göre. Güzel bu hakemin kararı. Güzel bir soru ortaya çıkıyor. Hani genelde sorulduğunda hakemler yuvarlak cevap verirler. İşte bizim için her maç aynı derecededir ama görülüyor ki derbi başka bir şey. Derbi maçlara. Bir hakem derbi kendini nasıl hazırlıyor psikolojik olarak? Ve görüldüğü üzere bazen aşırı motive olup kendini eleştirebiliyor da hakem. Derbiye nasıl tabii hazırlıyor? Yani benim kendimi eleştirdiğim birinci konu o maçla ilgili. Samimi duygularla söylüyorum bunu. Ağzımla kuş tutacağım, sıfır hata yapacağım diye kendimi çok kastım. Çok fazla aşırı motive olmanın bütün yollarını denedim bütün bir hafta boyunca. Hata yapmışım. O konuda kendime kızıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Öyle bir müsabakaydı ki bu Kenan. Daha maça atanma ihtimalim doğduğu andan itibaren. Beni seven eşim, dostum, hakem arkadaşlarım. Hepsi ne dedi bana biliyor musun? Mazeret ver. Mazeret ver. Sakatlandım numarası yap. Sakın bu maça çıkma. Kim kaybederse ihale sana kalır. Bak adın geçiyor, başka aday görünmüyor. Çıkma bu maça. Samimi söylüyorum. Verdiğin cevap şu. Ya siz manyak mısınız? Ben bunun gibi yüzlerce maç yönetim. Abicim, demirden korkan trene binmez. Yapacak bir şey yok. Alnımızda bu yazıyorsa bunu da yaşarız. Olay bu. Ha ne oldu? Skora göre
Galatasaray kazandığı için Beşiktaşlardan eleştiri aldım. Eğer Beşiktaş kazansaydı emin olun aynı eleştiriyi Galatasaray'dan aldı. Dolayısıyla hakem oraya çıkarken zaten hakemin adil olmaktan ve yaradana sığınmaktan başka bir şansı yok sevgili Kerem.